Merhaba arkadaşlar. Evet, gelen sorulardan değerlendiriyorum. Bugünkü konumuz fitness sektöründen nasıl para kazanabiliriz? Evet, herkesin bana sorduğu bir soru. Zaten şu an fitness sektöründeki çok az kişi bu sorunun cevabını bildiği için çok az kişi para kazanabiliyor bu sektörden. Evet, ben şimdi size birkaç tane ipucu sayacağım. Ve bunları gerçekten iyi değerlendirmeye çalışın. Bunları değerlendirdiğiniz sürece bu sektörden para kazanırsınız. Birincisi, kesinlikle online PT vermeyin. Özellikle daha yeni antrenörseniz veya yeni sporcuysanız online PT vermeyin. Verdiğiniz takdirde bir kere kafadan fiyatınızı düşürüyorsunuz. Yani olayı çok ucuzlatıyorsunuz. Zaten yarın öbür gün bu online PT ile alakalı kesin bir problem çıkacak. Ya devlet tarafından çıkacak, ya federasyon tarafından çıkacak. Bir yerden çıkacak. Çünkü artık böyle hani olduk olmadık herkes vermeye başladı. Dolayısıyla siz vermeyin. Evet, ikinci olarak BESYO'dan mezun oldunuz ya da antrenörlük belgesini aldınız. Bir şekilde bir fitness işte salonu ya da gym'de çalışmaya başlayacaksınız ya da butik bir salonda. Arkadaşlar, ilk girişte kesinlikle ücretine bakmayın. Salonun ne olduğuna, kimlerin geldiğine, nerede olduğuna bakın. Mühim olan bu. Mühim olan insan tanımak. Eğer siz belli kalbur üstü insanları, yani A+ diye tabir ettiğimiz insanları tanırsanız, sizin bundan sonraki yaşantınız da o şekilde gider. Çünkü o insanlar sizi bir başka arkadaşına, tanıdığına tavsiye edecektir. Ve bu network şeklinde siz en son bir bakmışsınız ki ne kadar böyle ünlü sosyetik insan varsa tanıyorsunuz ve onlara ders veriyorsunuz. Üçüncüsü, ne kadar ihtiyacınız olursa olsun belli bir rakamın altında ders vermeyin. Bu çok önemli gerçekten. Ben görüyorum etrafta artık çok komik rakamlara düşürüyor insanlar. Arkadaşlar, fiyatı düşürürseniz o fiyatta kalırsınız, bir daha da yükseltemezsiniz. Yani bir sefer ay ben şimdi sıkıştım aman işte kaçırmayayım müşteriyi falan, çok yanlış. Yani burnunuz düşse eğilip almayın. Gerçekten duruşunuzu her zaman koruyun. Bu da çok önemli. Yani esas önemli olan zaten sizin duruşunuz. Siz ne kadar kendinizden emin durursanız o kadar müşteri çekersiniz ve o kadar para kazanabilirsiniz. Evet, diğer bir madde. Arkadaşlar, kendinizi mutlaka geliştirin ve mutlaka kitap okuyun. Yani geliştirin derken hani sadece işte kas gelişimi, işte beden, sakatlık, beslenme değil. Normal kitap okuyun. Oturduğunuz zaman insanlarla konuşacak bir konunuz olsun. Yani böyle 15 dakika konuştuktan sonra boş boş karşıdakine bakmayın. Yani 15 dakikanın sonunda kelime haznenizi bitirmeyin. Konuşacak, anlatacak bir şeyleriniz olsun. Gerekiyorsa çok alakasız bir şekilde, alakasız bir ülkenin finansını takip edin. Diğer insanlardan farklı bir şeyiniz olsun, farklı bir muhabbetiniz olsun. Hani ağzınızı açtığınız zaman karşı taraf ilgiyle sizi dinlesin. Arkadaşlar, bunların hepsi artı puan. Eğer para kazanmak istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. En basiti mesela, berberler ne yapıyorlar? Berberler sürekli olarak bir şeyler okurlar. Niye okurlar? Çünkü müşteriyle konuşması gerekir. Müşteriyle konuştuğu sürece berbere gidersiniz. Siz, yani ben çok insan tanıyorum sırf muhabbet etmek için berbere giden. Ya helikopter ya. Tepemizde helikopter uçuyor. Evet, kameraman gösterir misin helikopteri? Evet, tepemizde helikopter uçuyor. Evet, tekrar bana dönsün lütfen. Evet, bu arada kesinlikle kabul etmiyorum ben izinsiz çekilmeyi. Biliyorsunuz özlük hakkı diye bir şey var. İzinsiz çekildiğiniz zaman direkt olarak özlük hakkınızdan direkt dilekçe yazıp yolluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu görüntünün içinde olmak istemiyorum. Ve o görüntüyü komple yok etmek zorundalar. Evet, neyse, bu da bir dipnottu. Yani hazır bilgi veriyorken böyle aradan da hayattan bir bilgi vereyim dedim. Yani söylemek istediğim, sizin öğrencileriniz, yani müşterileriniz farklı farklı işler yapıyor olacak. Sizinle aynı işi yapıyor olmayacak. Zaten yapıyorsa sizden ders almaz. Sizin konuşacak mutlaka bir konunuz olsun. Gerekiyorsa o insanın ne iş yaptığını öğrenip o konuyla alakalı Google'da biraz search edin. Çok az bilgi edinin. Yani hani karşınızdaki onunla alakalı biraz ders çalıştığınızı anlasın ve kendini özel hissetsin. Karşı tarafa kendini özel hissettirmek gene
artı bir puandır. Bir en önemlisi, bir konuda uzmanlaşın arkadaşlar. Bir konuda mutlaka uzmanlaşın. Bu ne olabilir? Beslenme konusunda gerçekten çok iyi olun, en iyi olun ya da iyi olun. Ama yani size gelip kimse ukalalık yapamasın. Hani her zaman verecek bir cevabınız olsun o konu hakkında. Bu ne olabilir? Spor yaralanmaları olabilir, sporcu sağlığı olabilir. İşte antrenman bilgisinde farklı bir şeyler olabilir. Farklı bir dal olabilir. Ama bir uzmanlığınız olsun. Yani ben bu konuda uzmanım, benim uzmanlığım bu değil. Hani böyle havalı havalı söyleyeyim bunu. Söyleyebilin en azından. Evet, ve de son artık kapatmadan evvel söyleyeceğim şey. Arkadaşlar, ne olursa olsun çalıştığınız yerlerde ya da diğer salonlarda ilişkilerinize dikkat edin. Yani söylemek istediğim, kadın erkek ilişkilerine dikkat edin. Yani daha da açmak gerekirse, olduk olmadık herkese sevişmeyin. Ya bu sektörde maalesef böyle bir problem var ve insanlar antrenör ararlarken öyle değildir değil mi? Hani namuslu çocuktur değil mi diye arıyorlar. Yani benim sık sık başıma geliyor çünkü insanlar bana antrenör soruyorlar. İşte kimi tavsiye edersin? Yeni butik salon açtık fakat bulamıyoruz, biliyorsun bu hani PT'lerin en büyük hastalığı. Ondan sonra işte hani bize düzgün bir çocuk önerir misin? Ve arkadaşlar, inanın ki çok zorlanıyorum. Gerçekten maalesef çok acı ama çok zorlanıyorum. Allah'tan birkaç tane düzgün çevremde insan var. Onları öneriyorum. Evet, bu konuya gerçekten çok dikkat edin. Bunları yaptığınız sürece emin olun konunuzda iyi olacaksınız ve çok iyi para kazanacaksınız. Evet arkadaşlar, söylediklerimi gerçekten adım adım yapın. Herkese başarılar diliyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Biraz bu video 10 adımda kız tavlama sanatı gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Bunu yapmam gerekiyordu. Çok fazla çünkü soru geliyordu. Ve en son dedim ki böyle bir video çekeyim. Evet, görüşürüz arkadaşlar.